E, dördüncü defa e, herkese merhaba diyorum. İnsanlık Tarihi ve Göbekli Tepe e, isimli e, canlı Instagram seminerimizin dördüncü günündeyiz. E, sabırla bugüne kadar dinleyen e, herkese e, çok çok teşekkür ediyorum. Artık bugün e, konuyu tamamlamak, toparlamak istiyorum. Hani yarım saate sığar mı, sığmaz mı, erken mi biter, geç mi biter, tam kestirememekle birlikte... Bugün bu konuyu kapatacağız. Dün konuştuğumuz konular arasında işte Göbekli Tepe'nin dünya çapında prestijli medya kanallarında oldukça sansasyonel biçimde yer aldığını söylemiştik. Hele bir tanesi var ki, işte ...National Geographic dergisi 2011 yılında Göbekli Tepe'yi e, dinin başlangıcı veya doğum yeri veya dünyanın ilk tapınağı diye duyurmuştu. Göbekli Tepe'ye tapınak demek doğru mu değil mi onu biraz e, konuşmuştuk. Çok tapınak demek istemiyoruz çünkü tapınak olduğuna ilişkin çok belirgin e, izler yok. Yani orada kime tapınıldığına ilişkin bir iz yok. O yüzden tapınaktan öte aşağı yukarı 200 kilometre alanı kapsayan Mezopotamya insan topluluklarının bir toplanma yeri, bir ritüel alanı gibi düşünmek gerekir. Belki ticari amaçlarla da bir araya gelmiş olabilirler. Onu o şekilde özetledik. Daha önce Klaus Schmidt burada yaşam izine yani yerleşim izine rastlamadığını söylemişti. Şimdi Belçikalı yeni arkeoloğun bazı yayınlanmış makalelerinde yeni bulunan işte bir sarnıç, su kemeri veya ev yapısından sonra burada yerleşim yoktu fikri veya önerisi belki de yakın zamanda değişecek. Ardından Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki D yapısının birebir kopyasını konuşmuştuk. O birebir kopyasının içine insanlar girebiliyor. Bu megalitleri yakından görebiliyor. Boyunu kendi boylarıyla karşılaştırabiliyorlar. Bize Göbektepe'nin sağladığı veya Göbeklitepe kazılarının sağladığı en önemli bulgulardan bir tanesinin de ...bu avcı toplayıcı niteliğindeki oldukça ilkel zannettiğimiz, günümüzden 12 bin yıl önce yaşamış olan bu insan gruplarının... ...hiç de öyle o kadar ilkel olmadığını, bunların kocaman kamusal kom binalara ihtiyaç duyduğunu... ...ve bunu da çok organize bir şekilde yapabildiklerini konuşmuştuk. Bu da önemli bir, bir bilgi tabii ki. Ardından da gene... Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki bu D yapısının tam ortasında duran ve çevredeki dairesel yapıyı çevreleyen T şeklindeki yapılardan daha yüksek olan ortadaki iki tane yapıya odaklanıyoruz şimdi. Bu merkezdeki çift dikili taş gördüğünüz gibi bakın şurada zemini görüyoruz zemin anakaya zaten. Anakaya da birer şey gene kayadan kaide oluşturulmuş. Heykel kaidesi gibi iki tane kaide oluşturulmuş. O kaidelerin içine küçük oyuklar açılmış. Yuva olsun diye açılmış bu oyuklar. Ve bu iki tane dikili taş, merkez dikili taşı da o yuvaların içine oturtulmuş. Bu bütün dairesel yapılı ee oluşumlarda veya binalarda bu aynı şekilde tekrar ediyor zaten bu da önemli bir bilgi. Şimdi bu anakaya da oluşturulan yuvalara oturtulmuş olan anıtsal boyutlu taşlar aslında dünyanın bilinen veya şu ana kadar tespit edilmiş olan veya bulunmuş olan en eski anıtsal taşları olarak kabul ediliyor. Bu da oldukça çarpıcı ve önemli bir bulgu tabii ki. Şimdi C yapısına e, tepeden bakıyoruz. Onu e, tepeden e, bakınca biraz daha iyi anlama şansımız var. E, gördüğünüz gibi taşlar, yani şöyle bir yuvarlak daire var. E, bu yuvarlak e, daire e, tabii ki örme taşlarla oluşturulmuş, örme duvar burası. O duvarın önünde bir seki var. Hani oturmaya yarar gibi görünen bir seki bu. Ee, ve T şeklindeki megalitler de duvarın içine belli aralıklarla gömülmüş. Sanki bu şeyi çağrıştırıyor. Yani böyle ortada iki tane, tamamıyla bir yorum bu, dini lider e, ortada dikilmişler ve bir grup insan da onun çevresine dizilmişler. Hani ilkel topluluklarda ellerinde mızrakla böyle çepeçevre duran insanları çağrıştırıyor bende. Ardından bu birinci çemberin arkasında bir koridor boşluğu var. O koridor komple dairesel birinci dairesel yapıyı çevreliyor. Ondan sonra bir sıra daha duvar var. Bu diğerlerinde olmayan bir şey. Yani iki sıra duvar ve aradaki boşluk koridorun olması diğerlerinde olmayan bir şey. Ortadaki iki tane megalit de gene ana zeminde, ana kayada oluşturulmuş olan iki tane kaide. O kaidelerin içinde açılmış olan oyuklar yani yuvalara yerleştirilmiş ve dik şekilde ayakta duruyor. Şimdi e, tabii burada aklımıza önemli bir soru geliyor, bu dairesel yapılar hani toplamı 22 tane 23 tane olan dairesel yapılar e, acaba e, üstü kapalı binalar mıydı e, yoksa e, böyle açık hava düzenekleri miydi bunlar veya yapıları mıydı bu da önemli bir soru ama bu sorunun cevabı basit. Çünkü malzemesi bu binaların bu taşların malzemesi kireç taşı. Dediğimiz gibi kireç taşı aslında güneşle ısındığında çok sertleşen, ıslandığında yumuşayan bir taş, diğer daha sert taşlarla daha kolay şekillendirilebilen bir taş. Ama kireç taşı böyle değişik hava koşullarında, açık havada kaldığında işte ısınacak, soğuyacak, çatlayacak ya, yağmur yağacak, kar yağacak, rüzgar esecek. Yani müthiş bir deformasyona tabi kalması veya maruz kalması çok muhtemel. Yani bu taşların öyle 300 yıl, 500 yıl açık havada, açıkta kalabiliyor olması mümkün değil. İşte buradan özellikle yola çıkarak bu dairesel yapıların üstlerinin muhtemelen bir zamanlar veya işte o zamanlar kapalı olduğu düşünülüyor ve ortadaki iki tane T şeklindeki megalit çevredekilere oranla daha yüksek olduğu için muhtemelen o örtü sistemini veya çatıyı ayakta tutan da zaten onlar. Bazılarına gördüğünüz gibi giriş kanalı var buraya giriliyor fakat bunu da şöyle düşünmek gerekir her ne amaçla olursa olsun 200 kilometrelik bir alandan gelen insan topluluklarının bu dairesel planlı üstünün kapalı olduğunu düşündüğümüz yapılara içine girmesi herhalde mümkün değil. Yani çünkü burası kaç kişi alabilir ki? ...alsın alsın 5-10 kişiyi alır. Ee, bu yüzden de eğer hani dini bir fonksiyonu varsa bunların... ...belli bir takım ritüeller için kullanılmışsa... ...muhtemelen o hiyerarşik düzende e, içeri kısımla dıştaki dışarıdaki halk arasında... ...bir köprü vazifesi e, kuran bir takım görevliler de vardı. Hiyerarşik düzenin bir parçası olarak. Bir aklımıza gelen e, diğer e, soru şu... E, bu dairesel yapılar veya binalar e, hepsi aynı anda mı yapıldı? Yani bu 22 tanenin 22'si aynı anda mı yapıldı? E, ve e, aynı anda kaç tanesi kullanımdaydı? 22 tanesi de kullanımda mıydı? Burası bir işte binalar topluluğu muydu? Yoksa... E, Yüz yıllara bin yıllara dağılacak şekilde işte bir tanesi yapıldı, kullanıldı. Ondan sonra bir tanesi deforme olmaya başladığında bir yenisi yapıldı. Böyle mi devam etti? Aslında bu da henüz cevaplanamayan bir soru. Şimdi gene çok çarpıcı ve çok enteresan bir bilgi daha var. Bu dairesel yapılı binalar. ...bir süre kullanılmış. Yani 500 yıl kullanılmış, 1000 yıl kullanılmış. İşte 10. binden 9000'e gelindiğinde İsa'dan önce... ...sistematik bir şekilde... ...gene insanlar tarafından, Göbekli Tepe insanları tarafından... ...bunlar sanki insanları gömer gibi, sanki bir mezar gibi sistematik bir şekilde gömülmüşler. Yani bunu da insanın aklı almıyor. Niye gömdüler? Gerçekten çok şaşırtıcı. Bunu nasıl anlıyoruz? Yani böyle bir sel gelmiş, binalar yıkılmış, yukarıdan e, e, erozyona uğramış, toprak parçaları akmış, burayı örtmüş, kapatmış değil. E, burası e, baya e, içinde e, taş kaplar, taş kap parçacıkları, aletler, kireç taşı parçacıkları, bazen kemiklerin de bulunduğu bir dolgu malzemesiyle binanın ana formu bozulmayacak şekilde sistematik biçimde burası doldurulmuş. Zaten o yüzden Göbekli Tepe'yi bugün kazmaya başladıklarında işte aletler böyle her biri yana yatmış bir depreme uğramış veya ne bileyim bir felaket sonrası yok olmuş gitmiş bir binalar topluluğundan öte ...hala dimdik ayakta duran, formu bozulmamış şekilde ayakta duran binalar karşımızda duruyor. Şimdi e, bunun e, iyi korunabilmiş olmasının nedeni de zaten e, bu kadar e, sistematik bir şekilde e, gömülmüş olması. Neden gömülmüşün e, belki bir yanıtı, e, hani Mehmet Özdoğan hocamız e, onu o şekilde yorumluyor, kutsalı koruma kaygısı olabilir diyor. Yani orası onlar için mutlaka bir önemi var, bir kutsallığı var. O kutsallığın yok olup gitmesini, deforme olmasını istemedikleri için, kutsalı korumak istedikleri için burayı ölü gömer gibi gömmüşler. Göbekli Tepe 2018 yılında başarılı bir hareketle UNESCO'nun dünya mirası listesine girmeyi başardı. Tabii ki bu fazlasıyla hak edilen bir mevzu zaten. 2019 yılında da Türkiye tüm dünya çapında Göbekli Tepe'yi dünya Göbekli Tepe yılı ilan etti. Ee, bu da enteresan ve güzel. Tabii biz Göbekli Tepe'yi e, Türkiye tanıtımında, ülkemizin kültürel mirasını öne çıkaracak şekilde, e, turizmin tanıtımında e, hep kullanmaya çalışıyoruz. Bir önceki yıl Troya yılıydı. Bu yıl da dünya işte Türkiye bağlamında gastronomi yılı ilan ettik ve gastronomi ağırlıklı tanıtım kampanyası izlemek üzere. Enteresan bir bilgi gene Göbekli Tepe'de sadece arkeologlar çalışmıyor tabi. Birbiriyle Mutlaka az veya çok ilintisi olan onlarca bilim dalı, bilim adamı burada kendi alanlarında inceleme yapmak üzere organize bir şekilde çalışıyorlar. Ve onun sonucunda da raporlar yazılıyor. Bu raporlar gelmeye devam da ediyor. Daha da gelecek tabii ki raporlar. Çok yıllar alan çalışmalar bunlar. Eminim 5-10 yıl sonra Göbekli Tepe ile ilgili elimizde çok daha fazla bilgi ve veri olacak. Şimdi Göbektepe'de 100 binden fazla kemik parçasını bilim adamları tek tek incelemişler. Ve e, bu kemik parçalarının üzerlerinde kesik izlerine rastlamışlar. Yani bu kesik izlerinden kasap işlemi görmüş kemik parçaları oldukları e, olduğu düşünülüyor bu kemik parçalarının. Ve bulunan kemiklerin e, neye ait olduğu da tespit edilmiş. %60'ından fazlası ceylan kemiği. Bu da enteresan tabi. Diğer yüzde kırkı nekemikleri oldukça sıradan ama muhtemelen eti yenebilen türden hayvanlar bunlar. İşte yaban domuzu var, koyun var, geyik var, biraz da kuşlar var, akbaba var, ördek var mesela, turna var, kaz var bunların arasında. Yani bu araştırmalar bu şekilde devam ediyor. Bir diğer dikkat çeken özellik, bu T şeklindeki megalitlerin böyle dairesel şekilde e, dikilerek oluşturulmuş olan e, her bir yapının zeminine baktığımızda iki tane farklı zemin türüyle karşılaşıyoruz. Birincisi çok basit, zaten o dağ yamaç, e, bir kaya e, parçası kütlesi, o ana kayanın e, düzleştirilerek oyup kazıp düzleştirilerek ortasına iki tane yuva açarak ortadaki iki tane T'yi dikip kenarlarına duvar örerek duvarın içine de T'leri yerleştirilerek yapılmış olan binalar bunlar. Bu birinci form yani ana kayanın kendisi var zeminde. Bir de bazı zeminler bu da çok ilginç tabii ki su geçirmez hale gelmesi için kireci söndürerek sertleşsin diye sürtülerek parlatılmasıyla yapılan ve terazzo adı verilen bir zemin var, taban var. Yani kireci söndürmüşler, resmen harç oluşturmuşlar. Sonra küçük parçalarla bunları böyle bir mozaik döşer gibi. Bakın mesela burada görüyorsunuz bu dairesel yapılardan bir tanesi. Şurada zeminin mozaik gibi e, terazzo zemin olduğunu görüyorsunuz. Yani burada zemin özellikle su geçirmez olsun diye yapılmış e, olduğunu e, düşündürüyor burası. Bu gene D yapısı. D yapısındaki zaten hep onu söyledim. D yapısı en görsel olanı. D yapısında çok ilginç bir şey var. E, o da şu. Ortadaki daha yüksek olan megalitlerin, bunları müzedeki resimden daha iyi göreceğiz, sanki insanları tasvir ediyor bunlar. Yani zaten her bir T şeklindeki yapının birer insanın simgesi olduğu düşünülüyor. Ve bu çıkıntıların, T'yi oluşturan çıkıntıların insanın kafası olduğu düşünülüyor. O kafanın ön yüzü burası. Bakın, bunun da ön yüzü bu tarafı. Onlar da Güneydoğu'ya bakıyor, Güneydoğu istikametine bakıyor. Ee, yuvalara oturmuş bu şeyler, T şeklindeki taşlar. En enteresan kısmı şu, bu bir insansa, burası da insanın başıysa, şurası insanın kolu. Görüyor musunuz? Evet, bir kol, yani bu adamın sol kolu, sol tarafta böyle öne doğru geliyor. Burası beli. Şu, burayı da göstereceğim biraz sonra. Bu da öteki adamın sol kolu. Şimdi öteki tarafına bakıyoruz. Aynı adamların. Bu da sağ kolu. Ön yüzü burası. Sağ kolun içinde bir tilki motifi var. Bu da diğer adamın sağ kolu. Şimdi bu kollar geliyor geliyor iki yanda. Sonra ortada bakın parmakları görebiliyor musunuz? Burada dört tane parmak var. Bu parmaklar öne doğru dönecek. Buradan gelen kolun dört parmağı buraya dönecek. Buradan gelen e, kolun e, dört parmağı e, buraya gelecek. Baş parmak görünmüyor. E, sanki böyle e, ellerini e, kemerinde birleştirmiş e, adamlar bunlar. Böyle dört tane parmak karşılıklı olarak e, geliyorlar. E, ve önde e, kemer kısmında birleşiyorlar. Şimdi ön kısmına bakalım. Bakın şu kollar 5 parmak görünüyor 2, dört, 5 evet. Kol yandan geliyor ve parmaklar öne taşıyor. Bu sol kol bu sağ kol. Burası kemer tokası. Bu bir sanki bir tilki postu. yani kıyafet olarak hayvan postunu kullandığını düşündürüyor. O kemerinden kemerinde de oldukça sofistike Hatta böyle dumbbelllara benzeyen ve tekrar eden motifler var. E, o, o kemere benzeyen e, oldukça sofistike e, e, bölümden aşağıya bir hayvan postu sarkıyor. Bunda da aynı şekilde bakın 4 veya 5 parmak bu tarafta bir diğeri bu tarafta gene ortada bir kemer. Kemerden aşağıya sarkan e, hayvan postu. Şimdi bununla ilgili bu sunumun ileriye ilerleyen bölümünde bir de Urfa Adamı denen bir heykel var. Orada da aşağı yukarı benzer bir motifle karşılaşacağız. O ikisi birbirini andıracak. Bir diğer önemli bulgu Göbekli Tepe'de sadece basit şekilde hani insanı simgelesin diye olduğunu düşündüğümüz gibi T şekline getirilmiş megalitler değil bunlar. Çok enteresan ve çok sofistike bir şekilde... ...onlarca megalitin üzerinde... ...akıl almaz bir şekilde... ...yüzlerce hayvan motifi var. Kimisi kazıyarak elde edilmiş. Kimisi kabartma şeklinde elde edilmiş. Kimisi neredeyse heykel diyebileceğimiz kadar büyük kabartma şeklinde elde edilmiş. Bu tabii ki e, çok çarpıcı bir şey. Şimdi mesela tanımlamaya çalışalım. Burada e, kuşlar görüyoruz. Bakın burada sanki balıkçıl kuşları, uzun bacakları var. Burada e, takip eden böyle yılanlar var, birbirini takip eden. Şurada bir tilki görüyoruz. Burada bir sanki yaban domuzu görüyoruz. E, veya buraya baktığımızda bir akrep var burada yılanlar gene devam ediyor. Yani bu genel olarak göbekli tepede karşımıza çıkan hayvan figürlerine baktığımızda, şunu görüyoruz yani bu hayvanlar böyle mitolojik hayvanlar filan... tanrısal hayvanlar değil, işte bunlar bunların tanrılarıydı, bunlar da... bunlara tapınıyorlardı gibi bir şey asla çıkmıyor. Bir veri çıkmıyor. E, e, aksine... bu hayvanlar... günlük hayatta, doğada... her zaman karşılaşabileceğimiz türden... basit hayvanlar. E, izlemeye devam edelim. Bakın daha neler var. Burada e, gene yine... Herhalde ördek gibi olduğunu düşünüyorum, kuş görünümlü yaratıklar. Burada bir yaban domuzu, burada büyük baş bir hayvan, öküz gibi boynuzları da görünüyor. Arada bir tilki var mesela. Burası gene bir balıkçıl kuşu veya işte acaba turna olabilir mi? Yani kuş türü. Bir tanesi var ki, bu da C yapısından bir kabartma. Artık bu kabartma olmaktan çıkmış. Bu resmen heykel. Yani baksanıza en az 15-20 santim kayadan oyularak elde edilmiş. Yani oraya yapıştırılmış falan değil tabi Kayadan oyularak elde edilmiş bir sürüngen kabartması. Gene burada bir sanki yaban domuzu olduğunu düşündüğüm bir hayvan. Bir tilki burada. Tilkinin bakın ağzı burası kuyruğu burada. Bazı hayvanların cinsel organları ereksiyon halinde. Bu da ilginç. Zaten çok dişi figürüyle karşı karşıya değiliz burada. Erkek egemen bir yaklaşım var. Bir basamak gibi ana kayadan oluşmuş kaidenin yan yüzeyinde böyle yola koyulmuş birbirini takip eden ördekler var mesela. Yürüyen, sıra halde yürüyen ördekler var. Çok ilginç. Gene bir yaban domuzunun dişleri görünüyor burada. Yaban domuzudur herhalde. Bu büyük dişi mesela burası. Ve D yapısında görünen çok sofistike bir taş daha var. Bu da orta taşlardan biri değil de kenardaki taşlardan bir tanesi. Bakın bir akrep var. Bir takım balıkçılar var burada o çanta gibi bir motif var. Bu da çok sık rastlanan bir motif. Sanki böyle bir kadın çantası gibi sapıyla filan ama tekrar eden motifler bunlar. Gene burada bir kuş var ve burada bu ilginç burada bir insan figürü var bakın ama insanın kafası kesik. Nerede bunun kafası? Acaba şu Akbabanın elindeki yuvarlak şey bu kafası olmayan insanın kafası olabilir mi? Aslında tabi bilim adamları şunu da düşünüyorlar. Bu kadar yoğun bir şekilde yan yana resmedilmiş hayvan resimleri var. Bununla mutlaka bir şey anlatılıyor. Yani biz hani yazının icadı olarak Sümerler milattan önce 4000 diyoruz ama. Aslında hani Mısır hieroglifleri gibi resim yazının belki de Neolitik dönem milattan önce 10 binlerin en erken resim yazısının bu olduğunu yakında belki de öğreneceğiz. Bunu şu an kimse herhalde inkar edemez. Sık rastlanan hayvan resimleri çok böyle kesin olmamakla birlikte aslında biraz şeyi düşündürüyor. Yani şamanist topluluklarda olduğu gibi Göbekli Tepe insanlarının doğaya bir tür acaba tapındıklarını mı düşünmeliyiz diye bunu düşündürüyor veya çağrıştırıyor. Şimdi çarpıcı bir şey söyleyeceğim tabii. Göbekli Tepe buluntuları baştan da dedik. Neolitik dönemin ...neolitik dönemin daha çanak çömleğin olmadığı kısmına tekabül ediyor. Yani ilk 2000 yıl, 3000 yıl çanak çömlek yok. Yani bu insanlar... E, ...akıl almıyor tabii. E, bu Göbekli Tepe insanları çanak çömlek yapmayı bilmeyecek... ...ama heykel sanatında çok ileri bir yerde olacak. Yani bunu nasıl açıklamalı insanın aklı almıyor e, gerçekten de şöyle düşünün e, hani milattan önce 10 bine tarihleniyor bu ama bu heykeli buraya yapan insan her kimse o heykelin sanatçısı o heykeli yapabilecek düzeye gelene kadar muhtemelen bir bin yıl daha geçmiş olmalı yani bu avcı toplayıcıların neolitikten önceki döneminden itibaren başlayan Müthiş bir evrim evrimi söz konusu. Yani burada sanatsal kaygılar var, bir şeyi ifade etme, sembolleştirme, onu estetik kaygıyla dile getirme veya ifade etme gibi kaygılar var. Bakın birkaç tane daha gene Göbektepe'den bulunmuş olan ve şu an sergilenmekte olan diğer heykel parçalarına bakalım. İşte bu heykeller de her biri aşağı yukarı böyle iki elimizin arasına sığacak büyüklükte. Gene doğada bulunan bazıları sürüngen, bazıları işte yaban domuzu gibi, bazıları tilki gibi hayvan heykelleri var. Yani heykel sanatında aslında oldukça iyi bir yerde Göbektepe. Hele en sevdiğim heykellerden işte heykel başlarından bir tanesi bu. Şuna baksanıza bu hayvanın ağzı, dişleri ne kadar güzel stilize edilmiş. Yani çanak çömlek yapmayı bilmeyeceksiniz ama heykel yapacaksınız. Yani bunun nasıl bir açıklaması var? Tabii ki Göbekli Tepe'de bu cevapsız kalan birçok soru var. Burada herkes, yani hiç kimsenin bir başkasına senin yorum yapma hakkın yok deme özgürlüğü yok. Herkesin burada yorum yapma, tahminde bulunma hakkı var ve her bir tahminin doğru olma olasılığı var. İşte kimisi Göbekli Tepe'nin insanlar tarafından yapılmış olamayacağını, işte uzaydan gelenlerin yap yapmış olacağını söylüyor. Kimisi bunu işte daha metafizik mevzularla açıklamaya çalışıyor. Tabii bunları da hepsini tek tek dinleyip kendi yorumlarımızı yapmamız gerekiyor. Biraz önce söz etmiştim, bir Urfa Adamı denen bir heykel var. Bu Urfa adamı veya Şanlıurfa adamı veya Balıklı Göl adamı da deniyor buna. Bu bir heykel. Bu Göbekli Tepe ile ilgisi olmayan bir heykel. Ama hani duruşuyla biraz ben onu ilintilendirdiğim için burada göstermek istedim. Ve dünya çapında öneme sahip olan bir heykel bu da. Bu müzede sergilenen bir heykel. 1.80 boyundaki bir adamın heykeli bu. Balıklı Gölün karşı yamacında yerleşim yerinin içinde bir inşaat esnasında tesadüfen bulunan bir heykel bu. İşte son kaç yılın 10-15 yıl öncesinin mevzusu tabii ki. Şimdi ona biraz bakalım. Kocaman bir kafa. Gözler Obsidyen Obsidiyen neydi? Obsidyen böyle camsı bir madde, volkanik bir madde. Ve obsidyenin Şanlıurfa'ya en yakın var olduğu yer 250 kilometre mesafede. Yani 250 kilometre mesafeden obsidyen gelmiş ve ışıl ışıl olacak şekilde o heykelin gözlerinin içine obsidyen taşı koymuşlar. Ağız yok. Konuşması istenmiyor herhalde. Yani ya da söyleyecek sözü yok. Ama vücut dili çok anlamlı. Bakın burada bir böyle V şeklinde sanki bir yaka gibi bir kazıma var. Yani bu ne olabilir? İşte herhalde böyle hiyerarşik bir pozisyonu varsa onu gösteren kıyafetinin bir parçası olabilir. Biraz önce dediğim o orta 2 T'de olan ve yanlarda kollar vardı. Ortada parmaklar birleşiyordu. İşte o pozisyon bu. V'ler yandan böyle hafif V yapıyor kollar, sağ kol ve sol kol. Parmaklar önde birleşiyor, onun arkasında bir toka var ve arka altında bunda bir şey yok. Bu heykel, bu Şanlıurfa adamı denen bu heykel, 1.80 boyutlarında bir adamın heykeli. Yani bugüne kadar insan boyutunda olup da bulunabilmiş en erken... Heykel örneği dünya çapında. Bundan daha erken insan boyutlarında heykel yok. Yani küçük objeler tabii ki var ama birebir bir heykel yok. Bu açıdan bunun da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer konu biraz önce azıcık cümle arasında söylemiştim. Göbekli Tepe'de gene ilginç bir şekilde hiç kadın figürü yok. Bir istisnası var. Hep erkek. Herkes erkek. Yani hayvanlar erkek e, cinsel organlar görünüyor, cinsel organlar e, bazen ereksiyon halinde, bir tane taşın üzerinde kazıyarak elde edilmiş bu motif var ki herhalde bu kadın. Yani bu e, herhalde e, saçları farklı e, şekilde iki tarafa doğru giden saçlar, göğüsler e, hafif sarkıyor, iki yana doğru açılmış e, ve e, böyle e, hani ne denir? Çömelme pozisyonunda duran bir kadın ve cinsel organının tam bulunduğu bölgede bir şeyler var. Yani birçok kişi bu kadının, bunun bir kadın olduğunu ve kadının doğum halinde resmedildiğini yorumluyor. Ama yani burada da tabii ki farklı farklı yorumlar söz konusu. Herkesin yorumu mümkün. Ben burada enteresan olsun diye bir tane daha diye koydum. Bu Göbekli Tepe'den 2-3 bin yıl sonra kendini gösterecek olan Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarındaki Çatal Hüyük'ten elde edilmiş aşağı yukarı böyle iki avuçla rahatlıkla kavrayabileceğimiz büyüklükte kilden yapılmış pişmiş toprak bu bir ana tanrıça heykeli. Yani bu ana tanrıça doğurganlığı simgeliyor, bolluğu simgeliyor, bereketi simgeliyor. O yüzden böyle dolgun bir kadın. Göğüsleri yani doğurgan. Kim bilir kaç tane çocuk doğurdu. Zaten doğursun da isteniyor. İki tane koruyucu hayvanı var. Bunlar işte pars türü iki tane hayvan. Ve bacakları var dizleri böyle hafif yıpranmış gibi gördüğünüz şekilde bir tahta oturmuş sanki ama dizlerinin arası hafif aralık ve o aralıktan bir tane çocuk çıkıyor yani doğum esnasında resmedilmiş bir ana tanrıça heykelci. Bunu niye söyledim? Yani aralarında 3000 yıllık, 4000 yıllık fark olmasına rağmen işte orada doğum yapan bir kadının çizimi, burada da doğum esnasında resmedilmiş olan bir kadının heykelciği var. Ee, tabii artık buradan sonra Çatalhöyük'e geçmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi böyle biner, ikişer bin yıllık dilimler halinde Göbekli Tepe insanları veya o yörenin insanları değişik bölgelere doğru yayılmaya devam ediyor. Ee, Göbekli Tepe ve çevresinde yukarı Mezopotamya'da gördüğümüz neolitik yerleşimler çoğunlukla, Çanak çömlek öncesi dönemler ve daha basit, daha küçük köy yerleşimleri iken Çatalhöyük'e ye gittiğimizde birden bilmem kaç bin kişinin yaşadığı, böyle evlerin iç içe olduğu ve dünyanın belki de en önemli neolitik şehirlerinden bir tanesinin bulunduğunu görüyoruz. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun tüm gösterdiğiniz ilgi için başka bir seminerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.